Arkadaşlar selamlar. YouTuber'ların thumbnail'ını yaptığımız videonun 5. bölümüyle karşınızdayım. Bu videoda Orkun Işıtmaz'ın thumbnail'larını nasıl yaptığını göstereceğim. Tabii ki de birçok farklı tarzda thumbnail olduğu için ben en son videosundan bir thumbnail'ı seçtim ve bu thumbnail'ı sizlere nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Ayrıca videolarda yaptığım proje dosyalarına erişmek için de katıl üyeliği satın alabilirsiniz. Şu anda da ekranda zaten katıl üyeliği satın almış arkadaşlarımızı görüyorsunuz. Bu serinin her bölümünde bizim bir amacımız var. Videoyu çektiğimiz kişinin videoya yorum atması. Orkun abi'den de rica ediyorum. Eğer bu videoyu görüyorsan aşağıya ufak bir yorum bırakırsan sevinirim. <laughs> Videoyu geçmeden önce sizlere efsane bir sunucudan bahsetmek istiyorum. Sunucumuz Grapland. Bu sunucuda tasarımlarınızı paylaşabilir, çizimlerinizi paylaşabilir, editlerinizi paylaşabilir ve diğer insanları yorumlamasını sağlayabilirsiniz. Diğer insanlar yorumladığında da eksiklerinizi, hatalarınızı görüyorsunuz ve ona göre kendi tasarımınızı iyileştirip daha da güzel hallere getirebiliyorsunuz. Ama tabii ki de sunucunun tek olayı bu değil. Sunucuda farklı farklı insanlar var. Burada sohbet ederek birçok şey yaparak vakit geçirebilirsiniz, eğlenebilirsiniz yardım isteyebilirsiniz bir konu hakkında bir şey yapamadığınızda burada yardım vesaire isteyebilirsiniz. Sunucuda sağda görmüş olduğunuz gibi roller var burada onaylı tasarımcı rolü alabiliyorsunuz onu da sizlere hemen göstereyim. Buradan get role kısmına geliyorsunuz buradan get design role kanalına geldiğinizde burada görmüş olduğunuz gibi yapmanız gereken adımları sizlere tek tek söylüyor ben de sizlere anlatayım. Burada yazdığı gibi portfolyo linkinizi veya iki adet tasarımınızı paylaşmanız gerekiyor peki bunu nasıl yapacaksınız buradan başvuru yap tıkladığınızda size özel bir kanal açılıyor. Bu kanala tıklıyorum. Bu kanala geldiğimde burada sizlere okumanız için bir metin hazırlanmış. Siz okuyun, o şekilde onaylayın. Ben bunu onaylıyorum çünkü daha önceden okudum. Burada sizlerden kendinizden biraz bahsetmeniz isteniyor. Tabii ki de rolü kime verdiklerini iyi bilmeleri için bu önemli bir detay. Burayı kesinlikle atlamadan yazmanız gerekiyor. Ben de ufak bir bahsedeceğim. Ben bu şekilde kısa ve öz bir şey yazdım ve bunu atıyorum. Bundan sonra sizlere bir uyarı mesajı dağıtıyor. En az 3 adet tasarım atmanız gerekiyor. Eğer portfolyonuz varsa Behance, Instagram işte diğer platformları da kabul ediyorlardır diye düşünüyorum. Bionluk vesaire onların linkini buraya atıyorsunuz. Ben Bioncus hesabımın linkini buraya atıyorum ve burada linki gönderdikten sonra başvurumuz gönderiliyor. Burada Grapland'ın ekibi sizlerin tasarımlarınızı inceliyor. Yazdığınız açıklamayı, kendimizi tanıttığımız açıklamayı inceliyor ve ona göre sizlere rol veriyor veya vermiyor. Bunu tekrardan deneyebiliyorsunuz. Role takers kısmına geldiğimizde ise rol alanları görebiliyorsunuz. Siz rol alırsanız eğer sizin de burada kendi isminiz çıkıyor ve buradan haberdar olabiliyorsunuz. Tabii ki sunucunun tek özelliği bu değil. Buradan partner kısmına View Graphics kısmına gelip buradaki sunucuya katılıp eğer bir tasarım satın alacaksanız burada aldığınız ilk satın alımlarda %15 indirim geçerli oluyor. Tabii ki de benden geldiğinizi belirtirseniz bu %15 indirim geçerli oluyor. Tasarım hocamdan geldik vesaire derseniz zaten %15 indirim geçerli olacaktır. Kesinlikle ve kesinlikle bu sunucuya katılmanızı öneriyorum. Sunucunun linki açıklama kısmında var. Oradan kesinlikle katılmayı unutmayın. İsterseniz şimdi videoya geçelim. Ben Orkun Işıtma'nın son videosunu yapacağım için son videosundan bazı fotoğraflar aldım. Tabii ki aldığım fotoğraflar çok kaliteli fotoğraflar değil. Her ne kadar son kalitede ekran görüntüsü almış olsam da tabii ki onların fotoğraf makinesi ile çektiği kadar profesyonel değil. Ama yine de tam yılda işime yarayabilecek fotoğrafları ben aldım. İsterseniz bunlarla başlayalım. Photoshop'a geliyorum. CTRL e N tuşlarına basıyorum. 1920'ye 1080 bir sayfa açıyorum. Bu sayfama fotoğraflarımı tek tek atıyorum. Bu şekilde fotoğrafımı atıp büyütüyorum. Siz artık istediğiniz fotoğrafı, istediğiniz şeyi kullanabilirsiniz burada. Şimdi ben burada elle kesmeyi tercih ettim ama isterseniz buradan seç kısmına gelip buradan özneye tıklayarak buradan özneyi seçebilirsiniz. Ama tabii ki benim fotoğrafımda olduğu gibi birden fazla özne varsa bu seçimi tam olarak yapmayacaktır. Ama bu kadarlık bir seçim bile benim için yeterli olacağı için bu şekilde buradan sağ tıklıyorum ve kesme ile katman diyorum. Bu kestiğim yeri kapatıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi çok fazla tırtık vesaire var. Orkun var bunları temizleyeceğim ve sadece bu köpeği alacağım buradan. Daha sonra diğer fotoğraflarımda da aynı işlemleri uygulayacağım. Özneyi seçip alacağım. Ben bu arada burada Orkun'un birkaç farklı fotoğrafını aldım. Birkaç tane fotoğrafını almamın nedeni ise bir fotoğraftan vücudunu bir fotoğraftan da kafasını almış olmam. Çünkü burada kafa büyütme efekti yapacağız. Bu şekilde fotoğraflarımı aldım. Aldığım her fotoğrafın katmanının üstüne gelerek CTRL Shift A'ya basıyorum. Buradan ayrıntı sekmesine geliyorum ve keskinleştiri sonuna kadar açıyorum ve tamama basıyorum. Bu yaptığım işlemi bütün fotoğrafları uyguluyorum. Bunu uyguladıktan sonra fotoğraflarımı gerekli yerlere yerleştirmeye başlıyorum. Siz de eğer kafa büyütme efekti yapacaksanız illa ki iki farklı fotoğraf kullanmak zorunda değilsiniz. Ama bu şekilde kafayı ayırmanız gerekiyor. Benim seçtiğim gibi seçip ayırmanız gerekiyor. Daha sonra bu şekilde uygun bir şekilde bunu oturtabilirsiniz. Çok da fazla büyütmeden tabii ki. Bu şekilde yerleştirdikten sonra tanımlayımıza bakıyoruz ve bizim bir fiş hazırlamamız gerekiyor. E, gördüğümüz kadarıyla bu fişi de zaten hazır olarak kullanmamışlar. O yüzden bu fişi de ben kendim hazırladım. Burada da sizlere nasıl hazırlayabileceğinizi göstereceğim. E tabii ki her videoda farklı bir şey yaptıkları için belli bir tarzları olmadıkları için ben sizlere ortalama bir şey gösteriyorum. Siz fikir yürüterek bir şeyler yapabilirsiniz. Ben internetten bu fişi hazır almak yerine bu şekilde bir şekil çizdim ve bir dikdörtgen çizerek bunu yaptım. Yaptım. Sizlere de hemen göstereyim. Yeni bir katman oluşturuyorum. Fişimin büyüklüğünü istediğim büyüklükte ayarlıyorum. Bu şekilde ayarladım diyelim. Boya kovası aracını alıyorum ve beyaza boyuyorum burayı. Daha net görebilmek için arka planı kapatıyorum ve bunu daha net görebiliyorum. Daha sonra bu hazırladığım şekli de sizlere PNG olarak açıklama kısmında veririm. Oradan kullanabilirsiniz. Bunu alıyorum ve bu şekilde şöyle yakınlaşarak tam şu düz çizgiyi şuraya getirerek tık işaretine basarak yerleştiriyorum. ile ye basılı tutarak şeklimi çiz e, seçiyorum. Daha daha sonra bu oluşturduğum dikdörtgenin üstüne gelerek delete'e basıyorum ve orayı silmiş oluyorum. Bu işlemi burada üst taraf bitene kadar devam ettiriyorum. Yana gelirken de şu köşeyi tam bu çukurun bittiği yere getiriyorum ve aynı işlemi sürdürüyorum. Ben bunu buraya kadar seçtim. Şurada da az bir fazlalığım kaldı. Bunun da yukarı doğru çıkarak bitmesini istediğim için tam şu fazlalığın sonuna gelip burayı seçip Delete tuşuna basarak siliyorum ve görmüş olduğunuz gibi fişimizin arka planı hazır. Üstüne bu yazıları yazmak kaldı. Bu yazıları yazacağım. Şu alttakini de nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Ayrıca kullandığım fontu da açıklama kısmında bulabileceksiniz. Bu üstteki yazıları yazdıktan sonra buradan dikdörtgen işaretleme aracını alıyorum ve bu şekilde ince bir çizgi çiziyorum. Açtığım yeni katma seçiliken G'ye basıyorum, boya kovasını alıyorum, rengimi siyah olarak ayarlayıp bir kez tıklıyorum bu seçtiğim yere ve görmüş olduğunuz gibi bir çizgi oluşturdum. Bu çizgiyi de buraya koyabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi fişimizi hazırladık. Şimdi bu yazdığım katmanların hepsini ctrl'ye basılı tutarak seçiyorum ve bir grup haline getiriyorum. Eğer bunları bir grup haline getirmezseniz çok fazla karışacaktır. O yüzden kesinlikle bunu yapmanız gerekiyor. Grup haline getirmek için de e g'ye basıyorsunuz ve şu an grubumuz hazır. Tabii ki sadece yazı katmanları değil. Bu çizdiğimiz çizgiyle arkadaki Tabii ki sadece yazı katmanları değil çizdiğimiz çizgiyle fişin arka planını da bunun içine almayı unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi fişimiz hazır. Şimdi aşağıdaki 50 bin böyle büyük göstermek istediğimiz dikkat çekmek istediğimiz yere bir vurgu yapmamız gerekiyor. Bir büyütmemiz gerekiyor. O yüzden yine bir yazı yazacağım. Bu arada buradaki yazılarda şu şekilde yaptım. Üste bold bir font. Onun altında bir küçüğü işte burada bir küçüğü burada da bir küçüğü şeklinde gittim. E siz de oradan büyükten küçüğe doğru gidebilirsiniz. Normal market fişlerinde de bu tarz oluyor. Buraya tıklıyorum ve toplam yazıyorum. Bunu büyük yazacağım. Dikkat çekmesi açısından. Buraya büyük bir rakam yazıyoruz. Orada yazdığı gibi 50.000 TL yazıyorum. Ve bunu en bold böyle fontu kullandığınız fontun en kalın halini kullanıyorsunuz. Bunu büyütüyorsunuz ve şimdilik buraya koyuyorum bunu yerine ayarlayacağız. Benim bulabildiğim bu şekilde daireler var. Bu dairelerin içinden en beğendiğimi seçeceğim. Diğer tam yılda da kullandığım daire şunu seçiyorum. Ben bunu açıklama kısmında sizlere PNG olarak vereceğim. Siz de oradan indirip kullanabilirsiniz. Ben bunu seçiyorum. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz buradan. Kalitesi biraz düşük olsa da şu an çok sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum açıkçası. Bunu CTRL T'ye basarak alıyorum buradan ve dikkat çekmesini istediğim yere bu şekilde götürüyorum. Bu şekilde koyduktan sonra görmüş olduğunuz gibi yanlarda hafif boşluklar var. E onları kapatmak için de yeni bir katman oluşturuyorum. Bu oluşturduğum yeni katmanı bu dairenin bir altına alıyorum. Buradan fırça aracımı alıyorum. Rengimi beyaz yapıyorum ve buraları dışına taşırmadan buna dikkat etmeniz lazım boyuyorum. Bu dairenin bu arada normal böyle çok daha düzgün çok daha kaliteli bir halini bulabilirseniz çok daha iyi olur. E ben biraz araştırdım bunu bulabildim. Bu şekilde 50.000 TL'yi de büyütüp ortalıyorsunuz. Fişimiz de bu şekilde hazır olmuş oldu. Daha sonra CTRL'ye basılı tutarak yaptığımız büyütme efektini de CTRL G'ye basarak grup haline getiriyorum ve daha sonra diğer grubun içine atıyorum. Diğer grubun içindeyken en üstte olmasına dikkat edin. Altlara alırsanız yazıların altında kalacağından bir önemi olmaz bizim yaptığımız işlemin. Daha sonra CTRL T'ye basarak bunu tam yılda istediğim yere yerleştiriyorum. Şimdilik buraya yerleştirdim ama tabii ki resimlerim üstünü kapattığı için bu şekilde resimlerimi biraz sağa kaydırıyorum ve tik işaretine basıyorum. Yazı yazma aracımı alıyorum ve herhangi bir yere tıklıyorum ve buraya yazmak istediğim, yılda yazmasını istediğim şeyi yazıyorum. Ben dokunduklarını yazıyorum. Font olarak da buraya hill yazarsam çıkacaktır zaten. Bu fontların hepsi açıklama kısmında var. Oradan gidip ücretsiz, reklamsız bir şekilde indirebilirsiniz. Fontumu seçtikten sonra yazdıktan sonra yazımı bu şekilde rengine ayarlıyorum. Buradan ben sarı bir renk kullanacağım daha sonra bu alışveriş fişinin üstüne bunu büyüterek bu şekilde koyuyorum. Fişi de birazcık küçültüyorum ki tam böyle yazının üstüne, altına denk gelmesin diye. Daha sonrasında yazacağım ikinci bir yazı olduğu için Ctrl ile J'ye basıyorum, Ctrl T'ye basıyorum ve bu yazımın aynısını alt katmana da almış oldum ve buraya yazmak istediğim şeyi yazıyorum. Bunu da yazdıktan sonra ölçeklendirmesini ona göre yaparak büyütüyorum ve bu şekilde buraya koyuyorum. Daha sonra bu yazdığım ikinci yazıyı resimlerimin altına alıyorum. Tabii ki bunları grup haline getireceğim için diğer yazıyı da resimlerimin altına diğer yazının yanına alıyorum. CTRL'e basılı tutarak iki yazımı da seçip CTRL G'ye basarak da grup haline getiriyorum. Grubun üstüne çift tıklıyorum. Gölgeyi açıyorum. Gölge ayarlarımı da yayılmayı 16, boyutu 59, opaklık %100 karışım modunda normal yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Tamama tıklıyorum ve bu şekilde bir gölge vermiş oluyoruz. Daha sonra bu oluşturduğum gölgeyi sağ tıklayıp buradan katman stilini kopyala diyerek buradan diğer fotoğraflarımı da vereceğim. CTRL'ye basılı tutarak bu iki köpek fotoğrafını grup haline getiriyorum. Ve grup haline getirdikten sonra bu gruba az önce kopyaladığım katman stilini yapıştırıyorum. Ve böylece gölge vermiş oluyorum. Bu arada köpek fotoğrafında kesemediğim bir yer olduğu için şu an görmüş olduğunuz gibi burada bir karartı oluştu. Bunu silerek bu şekilde giderebiliriz. Daha sonra aynı işlemi alışveriş fişine de uyguluyorum. Buraya gelip katman stilini yapıştır diyorum ve alışveriş fişine de bir gölgelendirme vermiş oluyorum. Arka planı bu şekilde videodan aldım. Sadece bunu kaydetmediğim için diğer PSD dosyasından almak zorunda kaldım. Burada yaptığım tek işlem vardı. Ctrl ile U'ya basıyorum ve bunun buradan açıklığını kısmıştım. Siz kısabilirsiniz. Bir de tabii ki filtre kısmına gelip buradan bulanıklaştır kısmına geliyorsunuz. Gaz bulanıklığı ekliyorsunuz. Gaz bulanıklığını da 3.3 vesaire yaparsanız iyi olur. Bunu arka plan olmasını istediğimiz için en alta alıyoruz. Daha sonra üstüne yeni bir katman oluşturuyorum. Buradan boya kovası aracımı alıyorum ve buradan açık bir maviye yakın bir mavi seçiyorum Bir kez tıklıyorum ve bu karışım modunu Kaplama yapıyorum Görmüş olduğunuz gibi ham hamali hazır Ama şimdi ufak tefek Detayları düzelteceğiz Mesela orkunun tişörtü biraz detaysız kaldı O yüzden orkunun yani Orkun ışıtmanın altına geliyoruz. Kafasını değil, altındaki katmana geliyoruz. Ctrl Shift A'ya basıyoruz. Buradan temel kısmına geliyorum ve buradan netliği sonuna kadar arttırıyorum. Bu netliği bu arada bütün fotoğraflarda yapmayın. Sadece bu şekilde düz fotoğraflarda yapabilirsiniz. Eğer ben bunu yüzde veya köpeklerde kullanmış olsaydım bu iyi durmayacaktı. Çok karartacaktı fotoğrafı. Bu şekilde yaptıktan sonra CTRL'ye basılı tutarak bütün katmanlarımı seçiyorum. CTRL e G'ye basıyorum ve bir grup haline getiriyorum. Gruba tıkladıktan sonra CTRL e J'ye basıyorum. Grubumu kopyalamış oldum. Bu kopyaladığım gruba sağ tıklıyorum. Buradan akıllı nesneye dönüştür diyorum. Akıllı nesneye dönüştürdükten sonra CTRL e Shift A'ya basıyorum. Buradan arama kısmına tıklıyorum. Modern kısmına geliyorum. Modern 01'i seçiyorum ve tamama tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi tamlayımız bitti. Bu şekilde bu thumbnail'ı hazırlayabilirsiniz. Videonun başında dediğim gibi bu videodaki ve diğer videolarımdaki PSD dosyalarına erişmek için katıl üyeliği satın alabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım Orkun abiye de bu video ulaşmıştır. Videonun başında dediğim gibi Orkun abi eğer bu videoyu gördüysen aşağıya ufak bir yorum bırakırsan çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.